Abi geldim galiba Göçü ana evine. İleriki yerlerde falanmış yani. Şimdi oraya doğru gideceğim. Ortama bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle bir ortama göstereyim sadece. Yani buralarda bir yerlerde, şu taraf 9 Eylül. Buradan da böyle gidiyorsunuz. Şarjım çok az gözüküyor. Muhtemelen siz bunu görmüyorsunuz ama bayağı az. Umarım yetiştirebilirim. Yanıma yedek bataryayı da aldım ama ne olur ne olmaz. Ortamı göstereyim. Bayağı iyi yalnız. Ya inşallah çıktır. Ya tek korkum o benim. Bir de bayağı bir rüzgar da geliyor. Kusura bakmayın. İzmir çok rüzgarlı ya son zamanlarda. Bayağı hem de. Abi burası. Burası ama giriş var mı ki? Lan. Kilitli gibi ya, inşallah kilitli değildir. O kadar geldik. Ha burası galiba. Vallahi kilitli gibi, kimse de bakmıyor. Buradan mı giriş? Bayağı iyi. Böyle bakın armaları falan. Ya çeşmenin yapılış şekline bakın. Çok güzel gerçekten. Bayasın. Şimdi abi geldim. Burayı şöyle söyleyeyim. 9 Eylül Üniversitesi var ya. Oranın ilerisine doğru gidiyorsunuz. Tam bir böyle meydan var. Meydanın ileriki tarafında zaten gözüküyor konak tarzı. İlk başta giriş bu tarafta. Ardından şöyle muazzam bir ortam karşılıyor. Mübadele nedir tarzı böyle şey yapmışlar, ancak ben bunu içeriki tarafta zaten anlatacağım. Yani giriş kısmı çok güzel. Hani çok otantik bir yer yapmışlar. Buradan böyle şeyleri gösteriyor. Hızlı hızlı geçmeyi planlıyorum. Zaten bu tarz böyle müzeleri falan uzun uzun diye anlatırsak video çok uzun sürüyor. Ondan dolayı da kusura bakmayın. Mübadele şeyini yansıtıyor zaten. Duvardaki fotoğraflar ve üzgünlüğü yansıtıyor. Görüyorsunuz. Muhtemelen burada Anadolu Selçuklu'yu yansıtıyor. Çift başlı kartal olduğu için. Burada da sanırım Rum kızını mı canlandırıyor? Yani Rum kadını tam olarak anlamıyorum. Şöyle duvardaki. Oo. Bekleyiş. Burada bilmiyorum gözüküyor mu şey diyor, vapur kalktı, acı acı düdük öttürdü. El sallamadım, uğurlayanımız yoktu. Elveda doğduğumuz toprak. Ya acayip bir ortam. Oo. Çalan şarkı sanırım Helence. Bunlar da bakın dönemin şeylerini yansıtıyor. Ne kadar güzel yapmışlar. Mübadele vapurlarını anlatıyor. Ulu Önder. Mübadele vapurları. Bunlar çok üzücü yani, o bavullar falan insanların gidiş şeyini gösteriyor ya. Bunlar çok üzücü geliyor insana. Diğer tarafta gidenler gelenler diye şey yapmışlar. Nüfus cüzdanları. Doğum yeri Buca, 1931. Vay be, Osmanlı dönemi nüfus cüzdanı galiba. Buca'nın şeyleri. Bunlar da Osmanlıca. Ya keşke, bayağı unuttum. Müslidir. Oo çok zor. Mübadil ailelere ait fotoğraflarmış bunlar. Bak Fransızca yazmışlar. Fotografiye artistique tarzı. Berbat Fransızca mı? Ölüm kağıdıymış bu. Selanik mübadili Sabri Bey'e ait
Ölüm kağıdı. Bak görüyor musunuz? Annenin adı ve soyadı, babası, annesi, yani o dönemin ölüm kağıdı. Gerçekten çok güzel ya. Bunlar da o dönemdeki şeyler. Bu da Kur'an mı galiba? Bakıyorum ama. Sözlük mü? Ya göremiyorum net. Tipolar, o dönemin şeyi. Bu da soyadı kanunu. Vay be. Bunlar da o dönemin fermanları gibi bir şey galiba. O Yunanca bakın. Yunanca bir nüfus cüzdanı galiba. Bilmiyorum tam gözüküyor mu ancak. Ücretsiz bu arada burası. Bu mübadele 19. yüzyılın başlarında, 20. yüzyılın başlarında yapıyor. Türkiye ve Yunanistan arasında. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Helenler kendi nüfusunu, Anadolu'daki kalan Helen nüfusunu istiyorlar. Bu da onların şeyi. Osmanlıca nüfus... bakın bu Osmanlıca nüfus tezkeresi. Selanik Mübadeli Hafız Mehmet Ağa'nın nüfus tezkeresi bu da. Diğeri de Selanik Tercüme Odası tarafından çevrilmiş Yunanca nüfus cüzdanıymış. Helenlerin yaptığı nüfus cüzdanı. Dördüncü şeyde de Selanik Mübadeli Öz Samancı ailesine ait aile ve Atatürk fotoğrafları. Bakın. Şöyle bir, şu ortamı şeyden çekebiliyor muyum acaba? Şöyle bir göstereyim. Vay be. Selanik'te kullanılmış bir kamaymış bu, birincisi. Osmanlıca yazılı yüzükmüş, ikincisi. Üç, donanmaya ait bir madalyon. Osmanlı donanmasına, zaten armada var. Tren motifi olan bir madalyonmuş, dördüncüsü. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış bir şırınga. Bakın o dönemin şırıngası. Ne kadar ilginç değil mi? Selanik'te kullanılmış bir bıçak. Altta da ustura galiba. Ya ustura gibi duruyor ama pek ustura da değil, bıçak gibi. Bu da deve tüyü rengi işlemeli pardesüymüş Selanik'ten. O dönemin pardesüsü. Bu da ne? Safinas Ayral'a ait neft yeşil kadife pardesü. Balkanlar. Bunlar da Selanik Vilayeti Koca Kasım Mahallesi'nde oturan Recep Efendi'nin kızı Ayşe Hanım. Abi tarih ya bu. Ya hepsi tarih. Valla çok güzel bir ortam. Gelin görün abi buraları. Ya insanın bu tarz yerleri görüp görmesi lazım. Çok önemli. Tarihi bilmek açısından hem de yaşananları görmek açısından. Tahafuzhane, karantina yeri. Oo, burası bayağı iyi. Kayıt sırası. Bak barınma ve sulama alanı. Kayıt sırasında. Eşyalar etüllere konarken diyor. Bu da eşyalar etüden çıkarılırken. Bu karantinayı gösteriyor. Tamam. Bu o zamanlar veba gibi salgınlar falan var ya. Onlarda nasıl hani yemek dağıtımı falan nasıl karantina oluyordu onları gösteriyor. Banyolara girmek için beklerken. Ulan. Şu ortama bakar mısınız yani kaç kişi bekliyor? Sağlık kontrolü. Ekmek dağıtımı. Bu da içme suyu. İçme sularına bakın nereden. Bunlar da sanırım banyo için şeyler. Sabunlar. O dönemin sabunları. Takunyalar. Abi bayağı iyi ya. Etüt ve banyo daireleri. Tuvaletler. Duşlar. Kullanma tankları. Karantina yeri Urla'daki. Tuzla'daki. Revir. İnfirmeri diye yazıyormuş. Urla
Biri bu da. Bu da dönemin insan manzaraları. Çok üzücü ya. Hakikaten yani böyle düşünüyorsunuz ama gerçekten insanı çok üzüyor bu tarz görüntüler. Yani tarihte neler yaşanmış ve ne gibi sonuçları olmuş tarihin. Bugünden görebiliyorsunuz. Bu yönden çok ilginç bir şey. Dediğim gibi burası 1. Dünya Savaşı sonrası yani 20. yüzyılın başlarındaki Türk ve Yunan Savaşı'ndan sonra olan olayları anlatıyor. Yunanlar yani Helen Devleti Anadolu'da yaşayan Yunanları istiyor kendilerine nüfus arttırması olarak. Tabi Türkiye buna karşı değil başta ancak dönemin şartlarını göz önüne aldığınızda şöyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Batılı devletler baskı yapıyor. Bu adamları da mecburen vermek zorunda. Bunun etkileri hala bugün gözüküyor. Hala bugün bunların etkilerini görebiliyoruz ekonomik olarak. Çünkü dönemin iyi olan Helen tüccarlarının çoğu gitti. Aynı şekilde orada iyi olan, durumu iyi olan Türkler de buraya geldi. Yani aslında iki devletin de ekonomisini çok büyük bir zarar görmüştü. Bunları okuyabilirsiniz makalelerle birlikte. Son galiba, burası son tarafta. Bence çok 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 güzel yani. Burası da Çocuk Olmak adlı bir yer. Burası sanırım en büyük. Oo, burası var ya. Dur, hepsini gezeceğiz abi. Yok artık ya. Çocuk fotoğrafları ama o kadar iyi yansıtmışlar ki. Ya bir sürü çocuk var ama ya şu çok iyi ya. Girit'teki bir evden getirilmiş ayna. Bakın. Vay be, o dönemin aynaları abi. Bakın sanat eserlerini görüyor musunuz yani şu işlemeleri. Ya o dönemin aynası bile ne kadar şey. Bu izci kıyafetiymiş. Bak kaç yıl oldu hala değişmiyor. Hala aynı izci kıyafetleri. Çok sıcak bu arada burası. Oha, bunlar not defterleri. Ha, 2017'de falan yazılmış bunlar. Tamam, bunlar 2017'de falan yazılmış. Şimdi baktım. Merhaba, benim adım Murat. Mesela birini okuyalım. Keşke insanlarımız böyle bir vahşet yaşamasaydı denilecek söz yok. Vay be. Ya bayağı iyi yapmışlar yalnız odaları. Burası da geleceği kurmak. Oo, bak Girit'teki bir evden hatıra olarak alınmış tuğla parçası. 1901 yazıyor galiba. Burası mandolin, Selanik'ten getirilmiş. Ya ne kadar güzel bu tarihi görmek yani, bu eşyalar çok güzel. Bakın görüyor musunuz? Vay be, bunlar hep Girit'ten falan gelen şeyler. O dönemin çatallı bıçak eşyaları. Ne kadar güzel ya. Boyutları büyükmüş ama fark ettiniz mi? Mesela kaşığın boyutu çok büyük. Burada belki göremiyor olabilirsiniz ancak bayağı büyük. Bu kahve öğütücüymüş altıncı. Şurası da marangoz malzemeleri. Dönemin marangoz malzemeleri. Burada da yine aynı şekilde marangoz malzemeleri. Ders Türkçe, konu vatan. Vallahi yani acayip konuşamıyorum. Çok abi, burası en iyi yer. Yani şu ana kadar gördüklerimin en iyisi. Baştan göstereceğim. Peki ya siz olsaydınız yanınıza ne alırdınız diye bahsetmişler. Vallahi yanınıza çanta alırsınız. 5 adet kitap, bilmiyorum yani kitap almazdım öyle bir durumda. Yani insan düşünemiyor ya. Şimdi şaka bir yana gerçekten öyle düşünemiyor insan. Hani ne yapılabilirdi o anda. Ha bak, bir bavulu koymuşlar. Bavulun içinde de bunları koymuşlar. Fotoğraf albümü. İşte fotoğraf makinesi, 4 kişi ilaç. Hani ne kadar ufak alabilirsiniz. Oo, bakın burada çocuk yorganı, işte dokumalar, perdeler falan. Ya yani onları bahsetmişler. Ya o dönemin şeyleri ne kadar ilginç değil mi? Yani 100 yıl geçmiş hala bile şey görebiliyorsunuz.
Bunlar da Rumlardan kalan perde süsü falanmış. Kapandı mı aslında? Açıldı. Dokumalar. Bu da işte Girit işi erkek gömleği. Bir de berber seti. Bakın ilk önce bir berber setini göstereyim. O dönemi berber şeyleri. Muhtemelen şu da ustura. Bu da erkek gömleği. Girit. Vay be, o dönemin gömleği böyle. Keşke dokunabilme şansımız olsa ama bu sefer de doku falan hasar görür. Tarihi şeye dokunulmaması lazım. Dokumalar bunlar da. Bunların hepsi Girit işi yani. O dönemden kalan hatıralar. Bu da kim? Safinaz Ayral'a ait nişanlık. Vay be. Bu da ahşap tarak. Bakın tarağa bakın. Hep parçalanmış ya. 100 yıl geçmiş sonunda. Sonuçta. Ancak baya güzel ya. Şimdi bakınca gerçekten öyle. Bunlar bu arada restore edilir ama. Ya bunu yapanlar benden daha iyi biliyordur tabii bu işi. Aile fotoğrafları. Şöyle bir şuradan geniş açıyla kaldıran alayım. Belki kapak fotoğrafına öyle koyarım. Şöyle de göstereyim. Yani hepsi çok güzel. Yani şu ortam şahane ya resmen. Herkesin gelip görmesi lazım. Burada da farklı farklı şeyler göstermişler. Anne ve babanın vatan olarak Nimli'ye götürüyorlardı. Görüyorlardı. Ölüp gittiler. Akılları hep oradaydı. Vatan Nimli diyorlardı. Bakın burada ne yazıyor? Çan sesleriyle ezan birbirine karıştı. Biz buradayken işte şu kiliseden papazın hassası 3 defa yere vuruldu. İşte bu tarz böyle anılar. Bu arada hepsini okumak isterim ancak çok uzun. Yani bayağı bir vakit şey yapmak lazım. Genel aile fotoğrafları bunlar. Ya hepsi birbirinden güzel ya. Düşününce gerçekten öyle. İnsanların neler yaşadıklarını görebiliyorsunuz. Ve insanların ne gibi süreçlerden geçtiğini görebiliyorsunuz bu şeylere baktığınız zaman. Bu yönden ilginç bir deneyim oldu. Vaktiniz varsa İzmir Buca'daki ana evine gelip görün. Buranın görülmesi lazım. Ya özellikle şurası benim çok dikkatimi çekti. Hani yaşanılan şeyleri görüyorsunuz ya. Sabunlar abi. O dönemin sabunları. Bugün hala Hacı Şakir tarzı ürünler o dönemden kalma. Vallahi çok güzel abi. Vallahi son şeyleri de çekip ondan sonra kapatmayı planlıyorum. Yani en azından son şeyleri görün diye. İnanılmaz bir ortam. Benim çok hoşuma gitti. Gelip görün, İzmir'deysiniz. İzmir'de yaşıyorsanız bu tarz yerlere gelip görmeniz lazım. Burası da giriş yeri. Birazcık kamerayı bırakıp ses geliyor mu bilmiyorum ama şöyle mikrofonun yanına şey yapacağım. Mikrofon nerede geldi? Vallahi müzede çalışan abi şunu verdi. Şöyle bir göstereyim. Atatürk'ün İzmir günleri. Müzedeki çalışanlar ve hediye etti. Şöyle şurada göstereyim. Atatürk'ün İzmir'deki günlerini hediye ettiler. Sağ olsunlar müze yetkilileri. Bu da bir kartpostal, ufak anılarınızı falan yazmak için İzmir gravürü. O dönemin muhtemelen 18. yüzyılın şeyi, görüntüsü. Yani böyle çok güzel bir yer. Herkesin gelip görmesi lazım. En azından şeyi görün yani, yaşanılanları, yaşanılan acıları görün. Çok güzel bir girişi var. Şöyle girişi tekrar bir göstereyim. Ya inanılmaz bir yer ya. Hakikaten gelip görmeniz lazım. Sağ olsunlar, teşekkür için. Atatürk'ün İzmir günleri hediyesini verdiler. Neyse. Böyle bir yerde kısa bir gezinti oldu. Kısa bir gezinti oldu. Şu an çok ses geliyor. Bir saniye. Kısa bir gezinti oldu ancak olabildiği kadar ben göstermeye çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.